Herkese yeniden merhaba. Bu videoda bitkilerde beslenme ve madde taşınımı konusunu size anlatıyor olacağım. Konuya geçmeden önce şu uyarıyı yapayım ki bu video bitki konusunun sondan bir önceki videosu. Bir sonraki videoda bitkilerde eşeyli üreme konusunu anlatacağım ve böylece bitki biyolojisi tamamıyla bitmiş olacak. Şimdi sondan bir önceki bitki videosuna hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak Bitkiler inorganik maddeleri dışarıdan hazır alırlar ve bu inorganik maddeleri daima kökleri aracılığıyla hazır alıyorlar. Yani bir bitkinin işte yaprağına su döktüğünüz zaman siz sadece o yaprağı yıkamış olursunuz. Hiçbir şekilde yapraktan su alımı olmayacaktır. Sadece topraktan kökler yardımıyla su alınıyor. Ve almış oldukları bu inorganik maddeleri de fotosentez mekanizmasını kullanarak organik madde haline getirecekler. Topraktan alınacak olan bu mineraller bitkiler için çok önemli. Çünkü bitkiler çok sayıda minerale gelişim için ihtiyaç duyuyorlar. Ve genel anlamda bu mineralleri makro elementler ve mikro elementler olarak iki gruba ayırıyoruz. Makro element şudur. Bitkinin yaşamı için gerekli olan ve çok fazla miktarda gerekli olan mineraller. Ne olabilir bunlar? Karbon, hidrojen, oksijen, azot, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt ve fosfor gibi. Bir de gene bitkinin yaşamı için gene çok değerli olan ama daha az miktarda ihtiyaç duydukları var. Bunlara örnek verecek olursak klor, demir, bor, mangan Çinko, Bakır, Nikel, Mobilyum gibi. Tabii ki yani şöyle bir soru geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Aşağıdakilerden hangisi makro elementlerden biri değildir? Hangisi mikro elementlerden biridir gibi. Tabii ki bir soru bankasında böyle bir soruya rastlayabiliriz. Ama üniversite sınavı için çok da alışılmış bir soru tarzı olmaz. Yani asla sorulmaz diye bir şey söyleyemem. Tabii ki olabilir ama bu çok ilginç bir soru olur. Hiç beklenmedik bir soru olacaktır. O yüzden böyle bir soru geleceğini çok daha düşünmemekteyim. Şimdi bitkilerde bu minerallerin bitki üzerine gelişimi var. Ama bu gelişim minimum yasasına göre gerçekleşiyor. Nedir bu minimum yasası? Burada bitkinin gelişimi için bitkinin ihtiyaç duyduğu bir mineral olacaktır. Ve ihtiyaca göre ortamda en az bulunan mineral de bitkinin gelişimi için sınırlayıcı etki gösterecek. Bunu yemek yapma ile örnek gösterebiliriz. Mesela bir yemek yapacağız ve yapılan yemekte hangi malzemeden ne kadar konulacağı belli. Elinizdeki bir malzeme azsa siz yemeğin miktarı da o malzemeye göre belirlemek zorundasınız. Çünkü bütün malzemeler tam olup da diğeri azsa onu o kadarcık kullanayım falan dediğiniz zaman tarife tam uymadığınız için yemeğin tadında bozulmalar olacaktır. İşte bitkide gelişim de böyle. Yani ihtiyaca göre en az olan hangisi ise o bitkinin gelişimini sınırlayacaktır ve bitki gelişimi o mineralin miktarına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. İşte biz bu kurala minimum yasası adını veriyoruz. Bu yasa sadece mineraller için geçerli bir yasa değil, genel anlamda bütün aslında dünya üzerindeki canlıların bütün gelişimiyle alakalı bir yasadır. Bu her zaman bu şekilde gerçekleşmekte Şimdi bazen sorular göreceksiniz. Mesela diyecek ki bitkiden bir yaprak alınıyor ve kurutuluyor. Daha sonra tartıyor. İşte kuru ağırlığın şu kadar arttığı görülüyor gibi. Yani bitki ağırlığının artması demek aslında organik madde miktarının artması anlamına geliyor. Bu da fotosentezle üretilen madde miktarı anlamına gelecektir. Ve buradaki bu organik maddenin temel inorganik maddesi karbondioksit olacaktır. Bu yüzden bir bitkinin organik maddesinin artması demek fotosentez ile alınan karbondioksit miktarı ile orantılıdır. Bu yüzden bunun temel sebebi havadan alınan karbondioksit olacak. Şimdi bitkilerde farklı beslenme şekilleri var ama ona geçmeden önce bir gübre nedir bundan bahsedelim. Gübre dediğimiz şey bir bitkinin beslenebilmesi için gerekli olan minerallerin bir arada toplandığı ve toprakta bulunan bir maddedir. İki farklı gübre var. Doğal gübre, yapay gübre. Doğal gübre dediğimiz Hayvan dışkılarından oluşmuş olan bir gübre olmuş oluyor. Ve burada hayvan dışkısı tabii ki içinde organik ve inorganik maddeler bulunuyor. Ama toprakta bulunan saprofitler sayesinde içinde bulunan organik maddeler inorganik hale getiriliyor ve bu şekilde bitki için kullanılabilir hale gelmiş oluyor. Yapay gübrede ise bitkinin gelişimi için gerekli olan maddeler nelerse uyduruyorum. Magnezyum'a mı ihtiyacı var? potasyuma mı ihtiyacı var. Bunun gibi ihtiyacı olan minerallerle gübre benzeri bir madde oluşturuluyor ve bu toprağa veriliyor. Yani birinde hayvan dışkılarından oluşmuş, doğal olarak oluşmuş bir madde var. Diğerinde ise tamamen içine çeşitli minerallerin konulmasıyla oluşturulmuş bir gübre olacak. Şimdi demin dedik ki bitkiler inorganik maddeleri alır ve organik hale getirir. Bu bir genellemedir. Oysa bitkilerde farklı beslenme şekilleri de görülebilir. Bunlardan birincisi parazit beslenme. Bazı bitkilerin kökleri yok ve kökleri olmadığı için bunun yerine özelleşmiş emeç dediğimiz yapıları bulunuyor. Ve bu bitkiler bu emeçlerini başka bir bitkiye göndererek ondan besin takviyesi yapıyorlar ve bu şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ve biz bu bitkilere parazit bitki adını veriyoruz. İki farklı parazit bitki var. Birincisi yarı parazit bitki. Bunun en güzel örneği ökse otudur. Şurada görüyoruz. Bu bitkilerde emeçler sadece kısileme gidiyor. Yani bir bitkinin üzerine yerleşiyorlar ve emeçlerini sadece kısilem dediğimiz inorganik maddelerin taşınımını sağlayan borulara gönderiyorlar ve oradan su ve mineral çekiyorlar. Yani su ve minerali topraktan çekmek yerine başka bir bitkiden alıyorlar ve yine fotosentez yapabildikleri için kendi organik maddelerini kendileri sağlamış oluyorlar. Bunlar bitkinin organik maddesini çalmadıkları için bitkiye çok ciddi anlamda bir zarar vermemiş oluyorlar. İkinci parazit ise tam parazittir. Tam parazitler daha tehlikeliler çünkü üzerinde yaşadıkları bitkiye yolladıkları emeçi hem kısileme hem fulyeme oluyorlar. Kısilemden inorganik madde, fulyemden ise organik madde çekiyorlar ve bitkinin organik maddesini çektikleri için aşırı derecede çoğaldıkları zaman bitkinin ölümüne sebep olabiliyorlar ve buradaki bu tam parazitler organik maddeyi de bitkiden aldıkları için kendilerinde klorofil pigmenti bulunmuyor ve fotosentez yapmıyorlar. Zaten fotosentez yapabilselerdi floeme emeç göndermelerine gerek kalmazdı. O zaman da onlara yarı parazit derdik. Bunların en güzel örneği de canavar otu dediğimiz şu fotoğrafta gördüğünüz bitki oluyor. Bu arada bunlar da zaten anlamışsınızdır ama yine söyleyeyim bunlar da bitki. Yani bunları başka bir canlı olduğunu düşünmeyin. Bu da bir bitki ama parazit bir bitki. Bir başka beslenme şekli ise karnivor beslenme. Şimdi ekoloji konusunda bahsetmiştim ama tabii çok uzun zaman oldu siz onu göreli. Karnivor demek etçil demektir. Yani aslında bilimsel açıklamasıyla bir heterotrof canlı ile beslenen canlılara karnivor adı veriliyor. Ve karnivor beslenen yani başka bir heterotrofla beslenen bitkiler bulunuyor. Sizin daha iyi bildiğiniz adıyla bunlar böcekçil bitki ya da böcek yiyen bitkiler. Bu bitkiler normal bir şekilde fotosentez yapıyorlar. Bununla ilgili bir sıkıntı yok ama yaşam ortamlarında bulunan toprakta Azot elementi yok. Azot elementi olmadığı için topraktan alamadıkları azotu özelleşmiş şurada görüyorsunuz, özelleşmiş yaprakları ile yakaladıkları böcekleri sindirerek sağlıyorlar. Bu yüzden karbon elementi bakımından ototroflar ama azot elementi bakımından heterotroflar. Bu yüzden bunların beslenmesine hem ototrof hem heterotrof beslenme adı da veriliyor. Bu canlılarda bulunan bu özelleşmiş yapraklar, o sinek kapan yaprak dediğimiz bu yapraklar içine bir böcek girdiğinde böceği algılıyor ve hemen kapanıyor. Bu olay zaten bir sismonasti örneği. Ve bu kapandıktan sonra özel hücre dışı sindirim enzimleri salgılıyorlar ve böceğin proteinlerini sindiriyorlar ve bu şekilde azot kazanmış oluyorlar ve bunların bulundukları toprağa azot konulsa dahi bu canlılar böcek kaparak onunla beslenmeye adapte oldukları için bu şekilde beslenme yapmaya devam ediyorlar. Ve bir de lütfen şunu unutmayın. Bu canlılara asla parazit diyemezsiniz. Çünkü parazit bir canlıda asla öldürmek gibi bir şey yoktur. Çünkü parazit canlıdan faydalanarak bu şekilde yaşamak ister ve karşısındaki canlıyı öldürme amacı asla gütmez çünkü öldürürse kendi de ölür. Bunu bilir. Ve burada bir canlı başka bir canlıyı yiyerek besleniyorsa o zaman biz o canlı için parazit diyemiyoruz. Bir başka beslenme şekli mutualizmdir. Bitkilerde en tipik görülen iki tane mutualizm örneği var. Biri nodül, diğeri ise mikoriza. Mutualizm nedir dersek her iki canlının da birlikte yaşayan her iki canlının da bu birliktelikten mutlu olduğu. Yani ikisine de artı koyuyoruz. Mutlu olduğu simbiyoz yaşam olmuş oluyor. Nodül bakterilerle yapılıyor. Yani bir bakteri ile bir bitkinin birlikteliği. Mikoriza ise mantarlarla yapılıyor. Yani bu da bir mantar ile bir bitkinin birlikteliği. Şimdi nodülü şurada görüyorsunuz. Nodül Baklagil dediğimiz bitkilerin köklerinde oluşan bir mutualist birliktelik. Nodülde havadaki azotu, serbest azotu bağlayabilen azot bağlayıcı bakteriler bitkinin köklerine yerleşiyor ve bu şekilde bitki ile bakteri beraber yaşamaya başlıyor. Fayda nedir? Bitki bakteriye organik madde sağlıyor. Bu durumda ne oldu? Bakteri mutlu. Bakteri de bunun karşılığında havadan almış olduğu azotu bitkiye veriyor. bitkide azot kazanmış oluyor. Bitki de mutlu. İkisi de bu birliktelikten mutlu olduğu için bu bir mutualizm örneğidir. Mikoriza nedir dersek mikoriza mantar ve bitki arasında. Onu da şurada görüyoruz. Burada da bitkinin köklerine bir mantar yerleşiyor ve mantar şurada beyaz beyaz görüyorsunuz oluşturduğu uzantı yapılarıyla Bitkiye sanki yeni kök eklemiş gibi bir görünüm kazandırıyor. Böylece bitki sanki daha fazla kökü varmış gibi gözüküyor ve daha iyi bir şekilde topraktan inorganik madde çekebiliyor. Bu durumda bitki daha fazla inorganik madde çektiği için gayet mutlu. Mantar ise bunun karşılığında bitkiden organik madde alıyor. Mantar da bu birliktelikten böylece mutlu olmuş oluyor. Şimdi Anlattıklarımla alakalı iki tane soru çözüyoruz. Birinci soru bitkilerde beslenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A- İnorganik maddeleri dışarıdan hazır alırlar. Bu doğrudur. Bu zaten canlıların genel özelliğidir. Ortak özelliğidir yani. Inorganik madde üretilmez. Inorganik madde dışarıdan hazır alınır. Bu yüzden A bitki içinde doğrudur. B. Her hücre inorganik maddesini organik madde haline getirerek beslenir. Şimdi bu yanlıştır. Çünkü evet biz şunu söylüyoruz. Bitkiler fotosentez yapar diyoruz. Bu doğrudur ama bütün bitki hücreleri fotosentez yapmıyor. Bu yüzden bütün hücreler fotosentez yapar diyemiyoruz bir bitki için. Bitkisel dokular konusundan hatırlayın. Orada bütün hücreler fotosentez yapar gibi bir şey söylemedik. Bazı hücrelerin yapamadığını belirttik. Bu yüzden bu cümle yanlış olacak. Diğerlerine de bakalım. Mineral eksikliği metabolizma bozukluklarına neden olur. Evet bu doğrudur. Nasıl ki vitamin eksikliğinde metabolizma bozukluğu görülüyorsa mineral eksikliğinde de aynı durum görülecektir. D. Böcekçil bitkiler azot bakımından heterotrof beslenir. Evet bu da doğrudur. Azotun olmadığı yerde yaşadıkları için azotu yakaladıkları canlıları sindirerek sağlıyorlar. E. Tam parazit bitkilerde fotosentez görülmez. Evet doğru çünkü onlar fuli de emeç gönderiyorlar. İkinci soru yukarıda açıklaması verilen beslenme şekli aşağıdakilerden hangisidir? Bitki köklerine mantarların yerleşmesiyle oluşmuş beslenme şeklidir. Mantar bitkinin emilim yüzeyini arttırırken bitki de mantara organik madde sağlar. Burada bize mikorizayı açıklamış aslında. Dolayısıyla da cevabımız nedir? Mikoriza yani mutualist bir birliktelik olacak. Şimdi bitkilerde beslenme konusu bitti. Bitkilerde taşıma. Yani bir madde bitki içerisine nasıl taşınır? Bitkilerde taşıma işlemini gerçekleştiren yapılar Kısilem ve fuleyemdir. Kısilem genel anlamda inorganik madde taşırken fuleyem de organik madde taşınmasını gerçekleştiriyor. Şimdi su ve mineralin taşınmasına bakacak olursak su ve mineral ki mineraller zaten suda çözülmüş halde oluyorlar ve köklerden alınacaklar. Yani bunların kökler yardımıyla alınması ve taşınması gerçekleştirilecek. Kara ortamında yaşayan bitkilerde gelişmiş bir kök bulunur ve köklerde bulunan emici tüyler sayesinde bitki topraktan gerekli olan inorganik maddeyi alır ve bu alımda ozmol olayı ile gerçekleştirir. Yani suyun alınımı ozmoz yolu ile gerçekleştiriyor ve bu almış olduğu suyu da iki farklı yöntem ile kısileme taşıyor. Bu iki farklı yöntem apoplast taşınma ve simplast taşınma. Açıkçası bu ikisinin ismini bilmeniz çok mu önemli? Bence değil. Ama bazı baktım yayınlarda var bazılarında yok. Bu yüzden ben ne olur ne olmaz diye yazdım. Ama tekrar söylüyorum bu ikisinin isminin çok ayrıntı olduğunu düşünmekteyim. Ama şunu bilmelisiniz. İki farklı yol olduğunu, bu yolların neler olduğunu bilmelisiniz. Şimdi anlatacağım ama bu yolun ismi nedir diye bir soru sorulması bence çok ağır bir soru olacaktır. Şimdi eğer ki alınmış olan su şimdi şu şekilde de göreceğiz. Alınmış olan su hücrelerin içine girmeden tamamıyla hücreler arası boşlukta, hücreler arası sıvı aracılığıyla taşınıyorsa buna apoplast taşınma adı veriliyor. Eğer ki alınan su hücrelerin içinden geçerek hücreden hücreye aktarılarak taşınıyorsa buna da simplaz taşınma adı veriliyor. Ve burada simplaz taşınmada su molekülleri hücreden hücreye götürüleceği için apoplastik taşınmaya göre daha yavaş bir taşınma gerçekleşmektedir. Şimdi suyun alınmasında bazı durumlar var. Onu da bakacak olursak kurak ortamda yaşayan bitkiler kumlu bir toprakta yaşıyorlar. Çöl kumunu hayal edin. Ve bu toprak suya oldukça aç bir toprak. Yani normal toprakla kumlu toprağa bakalım. İkisine de bir bardak su boşaltsak, tahmin edebileceğiniz gibi çölde bulunan toprağın anında suyu emeceğini düşünebilirsiniz, görebilirsiniz ki bu şekilde zaten. Bu durumda bu toprak suyunu bitkiye kolay kolay vermeyen bir toprak. Bu yüzden çölde yaşayan bitkiler, yani genellerse kurak ortam bitkileri. O topraktan su alabilmek için daha yüksek bir ozmotik basınca ihtiyaç duyuyorlar ve bu olay kurak ortam bitkilerinin su alabilmesi için gerekli olan bir adaptasyondur. Sorularda çok fazla karşınıza çıkan bir bilgidir. Bir de hep şunu söylüyoruz. Kökler inorganik maddeleri alır. Peki organik maddeleri alır mı? alamaz. Çünkü köklerde emilimi sağlayacak olan emici tüylerin zarları sadece inorganik maddelere karşı geçirgendir. Glikoz gibi organik maddeleri toprağa verseniz gibi bile ki toprakta vardır zaten bu maddeler. Bunlar emici tüylerden geçiş yapamıyorlar çünkü geçirgen değildir. Şimdi geldik suyun gövdede taşınması. Yani şimdi biz burada almış olduğumuz suyu kısileme taşıdık iki farklı yöntemle. Şimdi ise bunu kısilem sayesinde yukarıya doğru taşıyacağız. Kısilem cansız bir dokuydu. Bu yüzden sadece aşağıdan yukarıya doğru taşıma gerçekleştiriyor. Ve bu taşıma yapılırken de birkaç farklı mekanizma kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi kök basıncıdır. Kök basıncı emici tüylerden alınan suyun bir miktar kısilemde yukarı doğru çıkmasını sağlayan bir basınç aslında. Yani suyu yukarıya doğru çıkmasını sağlayan itici bir kuvvet olmuş oluyor. Yalnız bu kuvvet bir ağacın boylu boyuna suyu yükseltmesini sağlayamaz. Birkaç metre taşınım sağlar ama bu birkaç metre de olsa bitki için çok değerli olacaktır. Kök basıncı gutasyona neden olabiliyor. Bu gutasyon da şu şekilde olacak. Eğer ki toprakta çok fazla su varsa havadaki nem de fazlaysa kök basıncı etkisiyle su çok fazla yukarı yükselir. Bu durumda da havadaki nem çok fazla olduğu için terleme yapılamayacaktır. Ve bunun sonucunda fazla olan bu su dışarıya gutasyon ya da Türkçesiyle damlama dediğimiz yöntemle hidatotlar aracılığıyla dışarı atılacaktır. Şimdi geldik ikinci mekanizmaya. İkincisi kılcallık. Şimdi kılcallık şudur. Kısilemin iki tane borusu vardı. Biri trake, diğeri ise trakeit. Şimdi trakeler mesela şu bir trake ise trakeitlerin çapı da böyle. Yani trakeler daha geniş çaplı, trakeitler ise daha ince çaplı olan borular. Şöyle hayal edelim. Elimizde pipet olsun biri ince pipet, biri daha kalın pipet. İkisinden de aynı güçlü su çekiyoruz. Ve tahmin edebileceğiniz gibi ince pipette suyun daha yukarı yükseldiğini görürsünüz. Çünkü ince pipet daha kılcal olduğu için, daha küçük olduğu için yani daha fazla aynı güçle aynı miktarda su çekilecektir. Ama ince olduğu için su daha iyi yükselecektir. Aynı şunda gördüğünüz gibi. Yani şurada gördüğünüz 3 boruda da aslında aynı miktarda su var ama ince olanın çapı daha küçük olduğu için su burada daha fazla yükselebilmiş. Bu yüzden trake ve trakeitler mümkün olduğunca ince yapılmıştır ve bu sayede su daha rahat bir şekilde yukarı çekilebiliyor. Tabii ki trake de mi daha iyidir. Trakeit mi dersek trakeit daha ince olduğu için burada daha iyi çekiliyor. Bir de kılcallıktaki faktörlerden en önemlisi adezyondur. Adezyon demek su moleküllerinin su dışındaki bir moleküle yapışmasıdır. Yani kılcallık olayının önemli olmasının sebeplerinden bir tanesi adezyon. Bu sayede su molekülleri borunun iç çeperine tutunabiliyor ve böylece geri aşağıya düşmemiş oluyor. Bir başka yöntem ise kohezyondur. Şimdi adezyon ile kohezyon birbirine çok karışıyor çünkü benziyor. Adezyonda moleküller su dışındaki bir moleküle yani kısıremin borularına tutunurlar. Kohezyonda ise birbirlerine tutunuyorlar. Ve birbirlerine tutunma şu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi şu Mickey Mouse kafası gibi çizdiklerim su molekülleri olsun. Burada küçük olanlar hidrojen Büyük olan ise oksijen. Çünkü su bir tane oksijen, iki tane hidrojenden oluşuyor. Burada su moleküllerinden birinin hidrojeni ile diğerinin oksijeni arasında bir bağ oluşuyor. Ve bu bağ hidrojen bağı adı veriliyor. Bu bağ çok zayıf bir bağdır ve su moleküllerinin hareketi sırasında koparak tekrar tekrar oluşturulur. Yani su molekülleri arasına bu şekilde hidrojen bağı var ama su molekülü hareket ederken hidrojen bağı kopuyor, sonra tekrar oluşuyor. Kopuyor, tekrar oluşuyor. Bu şekilde su molekülleri birbirlerini çekerek beraberce hareket edebiliyorlar. İşte bu sayede musluğu açtığınız zaman su bir bütün halde hareket ettiğini görüyoruz. Eğer ki kohezyon dediğimiz bu kuvvet olmasaydı su molekülleri kum taneleri gibi tane tane gözükecekti ama böyle değil. Bu sayede de ne olmuş oldu? Kök basıncının, kılcallığın, adezyonun da etkisiyle su yukarıya doğru çekilirken birbirlerini de itiyor ve böylece en üste ulaşmış oluyor. Bir diğer mekanizma ise terleme ya da diğer ismiyle transpirasyon mekanizması. Burada şimdi zaten bir öncekiler ne oldu? İşte kök basıncı aşağıdan yukarıya doğru itirme yaptı. Kılcallık adezyonun etkisiyle hem daha iyi yükseltti hem de aşağı düşmesini engelledi. Kohezyonda birbirlerini çekerek yukarıya doğru gelmeyi kolaylaştırdı. Terleme ise yukarıdaki bir kuvvet oluyor. Yani yapraklar terleme mekanizması ile stomalar aracılığıyla su kaybediyorlar. İşte kaybettikleri suyu da kökten sağlamak istiyorlar. Bu şekilde ne yapacaklar? Aşağıdan su çekecekler. Buna da biz terleme adını vereceğiz. Terleme özellikle stoma diyoruz ama lentiseller aracılığıyla da gerçekleşir. Aynı zamanda minimum düzeyde de kütükula tabakasının direkt yüzeyinden de terleme gerçekleştirilebilir. İşte bitki kök basıncı fazla olduğunda havadaki nem fazla olduğunda terleme yapamadığı için terleme ile atacağı suyu gutasyonla da atabilmekte. Bir de kohezyon gerilim teorisi denilen bir teori var. Kohezyon gerilim teorisi şudur. Bitki hem fotosentez ile hem de terleme ile yaprak hücrelerinde su azaltır. Yaprak hücrelerinde azalan bu su miktarı yaprağın ozmotik basıncını arttırır. Yaprağın ozmotik basıncı artınca yaprak kökten kısilem aracılığıyla su çekmeye başlar ve su çekilirken de kohezyon kuvveti kullanılır. Tabii ki kökten su çekilmesi bir de ne yapacaktır? Kökün de ozmotik basıncını arttıracaktır ve bu şekilde kökün ozmotik basıncı artınca da kök topraktan su çekecektir ve biz bu olaya kohezyon gerilim teorisi adını veriyoruz ve hiçbir şekilde suyun kısilemden taşınması sırasında enerji harcanmayacak çünkü zaten buradaki olayların tamamı pasif taşıma ile gerçekleştiriliyor ve aynı zamanda da zaten kısilen ölü bir doku olduğu için ATP üretip kullanması da mümkün değildir. İkinci taşıma mekanizması ise organik maddelerin taşınmasıdır. Organik maddeler bitkide fulyem aracılığı ile taşınmakta ve bu fulyem canlı bir doku olduğu için taşımada çift yönlü gerçekleştirilebiliyor. Yani madde aşağıdan yukarıya doğru da taşınabilir, yukarıdan aşağıya doğru da taşınabilir. Burada taşımanın yönünü belirleyen aslında bitkinin ihtiyacı doğrultusunda. Örnek veriyorum. Bitki diyelim ki yapraklarını döktüğü bir mevsimde ve daha önce yapraklarını dökmeden önce kökte besin molekülleri depolamış olabilir. İşte yapraklarını döktüğü zaman fotosentez yapmadığı için o depoladığı besinleri dallara doğru çekebilir. Bu durumda ne olur? Taşıma aşağıdan yukarı olur ya da fotosentez yaptığı bir mevsimde fotosentez ürünlerini kökte depolamak istiyor. Bu durumda da fotosentez ürünlerini yapraktan köke doğru taşıyabiliyor. Burada karşınıza çıkabilecek olan iki tane terim var. Biri kaynak hücre, diğeri havuz hücre. Kaynak hücre demek organik maddeyi fuleme aktaran hücre demektir. Havuz hücre demek ise organik maddeyi fuleemden alarak depolayacak olan ya da kullanacak olan hücre anlamına gelmekte. Şimdi bu organik maddelerin taşınma mekanizmasına bakacak olursak bu mekanizmaya basınç akış teorisi adını veriyoruz. Buradaki mekanizma şu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi ben burada size yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşecek şekilde göstereceğim. Şimdi bir kaynak hücremiz var. Bu kaynak hücre glikoz moleküllerini fuleme aktaracak. Glikoz molekülleri fuleme aktarıldığı zaman fulemdeki ozmotik basınç yükselecek ki bu ozmotik basıncın yükselmesi etraftaki dokulardan fulieme su geçmesine yol açacak. Su fulieme geçince burada difüzyon kurallarınca aşağıya doğru yavaş yavaş basıncın da etkisiyle içerik akmaya başlayacak ve bu içerik nereye kadar akacak? Havuz hücreye gelene kadar. Havuz hücreye geldiğimiz zaman glikoz havuz hücreye geçecek. Glikozun havuz hücreye geçmesi Fluem'in ozmotik basıncını düşürecek, turgor basıncını da arttıracak. Ve bu şekilde fazla olan su etraftaki dokulara da geçiş yapacak ve bu şekilde fluem'deki su ve besin dengesi tekrar sağlanmış olacak. Ve burada akışın bir basınçla sağlanması teorinin adının da oluşmasına yol açıyor ve teoriye de demin söylediğim gibi basınç akış teorisi adını veriyoruz. Şimdi bir de size bu videoda stomaların açılıp kapanma mekanizmasını anlatacağım. Daha önce stomaların ne olduğundan ne işe yaradığından bahsetmiştik ama bir tekrarlayacak olursak stomalar gaz alışverişi gerçekleştiren fotosentez yapabilen iki tane hücreden oluşmuş ve epidermis farklılaşmasıyla oluşmuş bir hücre olacak. Stomalar genel anlamda söyleyecek olursak gündüzleri açık olan Geceleri ise kapalı olan bir mekanizma aslında. Ama nasıl oluyor da açılabiliyor? Nasıl oluyor da kapanabiliyor? Temel anlamda stomaların açılmasını ve kapanmasını sağlayan 3 farklı mekanizma var. Şimdi ben size açılma mekanizmasını anlatacağım. Kapanma mekanizmasında bunun tam tersi. Örnek veriyorum. Ben şimdi size burada bilmem ne artar demişsem, X maddesi artar demişsem, kapanma mekanizmasında da X maddesi azalır. Yani burada ne söylüyorsak, öbür tarafta da tam tersi olacaktır. Şimdi ilk mekanizma potasyum iyonlarıdır. Işık çıktığı zaman, yani güneş doğduğu zaman, ortam ışıklı, aydınlık olduğu zaman Komşu epidermis hücrelerinde bulunan potasyum stoma hücrelerine geçiyor. Stoma hücrelerinde potasyumun artması madde miktarının artmasına yol açıyor ve madde miktarının artması da ozmotik basıncı arttırıyor. Ozmotik basınç artınca stomalar komşu epidermis hücrelerinden su çekmeye başlıyorlar. Bu durumda su miktarı artıyor ve turgor basıncı da artınca buradaki çeperler birbirini ittiriyor ve böylelikle stoma boşluğu açılmış oluyor. İkinci faktör ise karbondioksittir. Şimdi şurayı sileyim bir daha çünkü girdi çıktı yapacağım. Şimdi karbondioksit fotosentezle alakalı bir mekanizmaya sahip. Stomaların altında palizat ve sünger parankimasının oluşturduğu bir mezofil dokusu var. Bu mezofil dokusunda karbondioksit miktarı azaldığı zaman bitki fotosentez yapamamaya başlıyor. Ve bunun sonucunda şöyle bir mekanizma var. Şimdi bitki karbondioksit azaldığın zaman fotosentezi yeterince yapamadığı için şöyle düşünüyor. Ben daha önce depolamış olduğum nişastaları parçalarsam glikoz elde edebilirim. Ve bu şekilde mezofil dokusunun karbondioksiti azaldığı zaman karbondioksit azalması pH'ın artmasına yol açıyor. Neden? Çünkü karbondioksit asit özelliğinde bir madde. Bu durum stoma hücrelerinde nişastayı hidroliz edecek olan enzimin aktif hale geçmesine yol açıyor. Çünkü Karbon azaldığı için glikoz fotosentezle üretilemedi. O zaman nişasta parçalanarak glikoz elde edilmiş oluyor. Ve bu olay sırasında su kullanıldığı için su miktarı azalıyor. Su miktarının azalması ozmotik basıncın artmasına yol açıyor ve ozmotik basınç artınca komşu epidermis hücrelerinden su çekiliyor ve böylece su miktarı arttırılıyor ve turgor basıncı da artınca iç çeperler birbirlerini ittiriyorlar ve böylece stomu boşluğu da açılmış oluyor. Son mekanizma ise sirkadiyen ritim. Sirkadiyen ritim demek aslında bir bitkinin biyolojik saatidir. Yani siz ne yaparsanız yapın aslında bir bitkinin sadece bitkinin değil dünya üzerindeki bütün canlıların bir döngüsü vardır. İşte bitkinin de böyle bir döngüsü var. Ve bu döngüye bakarak bitki gündüzleri stomaları açıyor, geceleri stomaları kapatıyor. Bununla alakalı bir deney yapılmış ve bitki karanlık bir ortama konsa dahi gündüz ve gece olduğunu anlayabiliyor ve gene açılıp kapanma devam edebiliyor. Bir de bunun dışında aslında çeşitli hormonlar ve iklim koşulları da bitkinin stomalarının açılıp kapanması üzerine etki edebiliyor. Örnek verelim. Mesela absizik asit dediğimiz, kısaca aba dediğimiz bir hormon vardı. Aba stres durumlarındaki etilen de öyle o da stres durumlarındaydı. Yani çevre şartları bozulduğu zaman salgılanan bir hormondu. Dolayısıyla çevre şartları bozulduğu zaman salgılanan bu absisik asit stomaların gündüz dahi olsa kapanmasına yol açabiliyor. Yani ben burada size genel faktörlerden bahsettim ama ekstrem şartlarda stoma gündüzleri de kapatılabilir. Ama bunu tabii ki ekstra siz sorulmadıkça söylemenize gerek yok. Normalde açılan ve kapatan faktörler nelerdir dediğinde bunlar olduğunu söylemeniz yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar bu videoda size anlatacaklarım bitti. Son olarak 4 tane soru var bir bunu çözelim. 3. soru aşağıdakilerden hangisi kısilemde madde taşınmasını sağlayan mekanizmalardan biri değildir? Kılcallık, kohezyon gerilim teorisi, kök basıncı ve terleme bu dördü sağlıyor. Ama basınç akış teorisi fuliyemle alakalıdır. Yani organik maddelerin taşınmasını sağlayan bir mekanizmadır. Bu yüzden kısilemle hiç alakası yoktur. Dördüncü soru. Aşağıda fluemde organik maddelerin taşınması sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk olarak gerçekleşen olay kaynak hücreden flueme glikoz aktarılması. Kaynak hücreden flueme glikoz geldiği zaman fluemin ozmatik basıncı artıyor. Dolayısıyla ilk ne olacak? 3 olacak. Ardından Fulyemin ozmotik basıncının artması komşu hücrelerden fulyeme su geçişine yol açıyor ve bu su geçişi fulyem içerisinde bir basınç oluşturuyor. Ve basıncın da etkisiyle içerik havuz hücreye doğru akmaya başlıyor. Bu durumda 2 ile devam ediyoruz. Ardından havuz hücreye geldiğimiz zaman Glikoz havuz hücreye aktarılıyor. Yani 1 ile devam etmiş olduk. Glikozun havuz hücreye aktarılması ozmotik basıncın, fluyam içindeki ozmotik basıncın düşmesine, dolayısıyla turgor basıncının artmasına yol açıyor. Ve böylece su fluyamdan komşu hücrelere geçiyor. Ve bu durumda en sonda 4'ü söylüyoruz. Yani sıralamamız 3, 2, 1, 4. Yani C olmuş oldu. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi stomaların açılması ile sonuçlanır? Komşu epidermis hücrelerinden bekçi hücrelerine potasyum geçmesi. Evet bu doğru. Işık etkisiyle komşu epidermis hücrelerinden stoma hücresi, bekçi hücresi ya da kilit hücresi üçünde kullanabilirsiniz. Buna potasyum geçiyor. 1 olacak. 2. Gündüz olması. Evet, stomalar sikadien ritim etkisiyle gündüz olduğunda stomalarını çarlar. 3 Mezofil dokusundaki karbondioksit miktarının artması bu kapanmayı sağlar. Artma değil, azalma demesi gerekiyordu. Bu durumda da cevabımız 5 1 ve 2 olacaktır. Son sorudayız. Yukarıda açıklaması verilen olay aşağıdakilerden hangisidir? Suyun hareket etmesi sırasında iki su molekülü arasında oluşan hidrojen bağları koparak yeniden oluşur. Böylece su molekülleri birbirini çekerek bir bütün halini hareket edebilir. Burada neyi açıklamış? Kohezyon kuvveti açıklanmıştır. Kılcallık boruların ince olması ve böylelikle suyun daha iyi yükselmesiydi. Terleme yaprakta özellikle tabii ki yapraklarda stomalar aracılığıyla suyun buhar halde kaybedilmesi adezyon suyun kendi dışında yani su dışında farklı bir moleküle tutunmasıdır. Mesela elinize bir su koyduğunuz zaman ve elinizi havaya kaldırdığınızda su kolunuzdan yavaş yavaş akabilir. Sanki su kolunuza yapışmış gibi. Aslında o sırada su molekülleri adezyon ile kolunuza gerçekten yapışıyor ve bu şekilde bir akıntı gerçekleşiyor. Kök basıncı ise topraktan alınan suyun birkaç metre kısilemde yükselmesini sağlayan bir basınçtır. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylece bitki konusuyla alakalı bir video kalmış oldu. O da bitkilerde eşeyli üreme videosu. Umarım bu videoda anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda bitki konusunu tamamen bitiriyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.